Heykel sanatı dinimize göre caiz midir? Başka dinlere mensup olan sanatkarların yaptıkları heykellere kıymet vermekte, onları beğenmekte bir sakınca var mıdır? Ya şimdi bu heykelleri biliyorsunuz, yani şey yapılıyor. İnsanlar sadece, yani yapılan heykelleri gidin, bu sanatkarlarla görüşün. Bir de onun içerisine verdikleri bir ruhtan bahsederler ve Allah'ın yarattıklarıyla da yarışa girerler. İşte bunda şu özellik var, bu zaten bir insanı aynen resmederlerse bu pek sanat sayılmıyor. Mutlaka ona başka bir takım ilaveler yapmaları gerekiyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bunlar çünkü hemen mesela Atatürk'ün heykelleri var Türkiye'de. Atatürk'ün heykelleri insanların büyük bir bölümü için birer ibadet haline gelmedi. Gidip ona şikayet ediyorlar. Ondan bir takım şeyler karşısında esas duruşta duruyorlar. Ne oluyor kardeşim? Yani bu tür şeyler birinci adımda değil, ikinci adımda hemen tanrılaştırılır. Nuh suresinde Nuh kavminin taptıkları, yani tanrılaştırdıkları 5 kişiden bahsedilir. Kaçıncı sayfa? 570. sayfa. Ayet. Burada demiş ki ve dediler ki sakın ilahlarımızı bırakmayın. Evet. Bunlar kimmiş bu? Vedden, Suva'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Şimdi bu işler, insan tabiatı böyledir yani. Bu Ved, Yavuz, Yavuk, Nesr, bunlar işte Suva şeylerde anlatıldığına göre bunlar zamanında çok dindar insanlarmış. Toplumun örnek aldığı kişilermiş. Herkes bunları çok seviyormuş. Vefat ettikten sonra da ya bunları hatırlayalım diye resimlerini duvarlara asmışlar. Ve bunların iyiliklerini anlatmaya başlamışlar çoluk çocuğuna ki herkes hem de resminde görsün, örnek alsın. Hatırlasınlar diye. Birinci nesil gittikten sonra ikinci nesil bunları tanrı yapmaya başlamış. Evet, Lat, Menat, Uzay için aynı şey. Ya mesela işte İsa Aleyhisselam'ı tanrı yaptılar. İsa Aleyhisselam'ın bir suçu var mı? Dolayısıyla bu tür şeyler çok tehlikelidir. Bunlara asla yönelmemek gerekir.